Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün Farming Simulator 2017'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. bölüm olması lazım. Bu 17. bölüm arkadaşlar ben güzel bir şeyler yapmak istedim. Ve akşam ve bu sabah düşündüm yani dedim. Bu seride yanlış bir şeyler var, bunu fark ettim ben. Çünkü yani hele son 5 bölümde falan çok yani yanlış bir şeyler var. Seri çok yavaş gidiyor yani yavaş gitmesi güzel yani. Ama birazcık yani iyi bir şey ama biraz sanki fazla yavaş gidiyor ve bir şeyler yanlış yani. Bunu hissettim. Bayağı uzun zamandır yani hissediyorum bunu. Bir şeyler yanlış birazcık. Ve baktım yani. Ve fark ettim ki bizim hiç yani doğru düz paramız olmamış şimdiye kadar. Yani bir ara 300 bin falan varmış. Onda zaten birkaç tane makine almışız bitmiş. Şöyle şunu da boşaltayım ben konuşurken. Bu arada arkadaşlar burada şeyde şey yapıyoruz burada. Buraya geldiğiniz arkadaşlar böyle silajı getirdiğinizde dökme işareti falan çıkmıyor. Bunu şöyle CTRL ve i yapıp direkt i ile olmuyor. CTRL ve i yapıp zorunlu boşaltmanız lazım. O zaman oluyor yani doluyor oraya gördüğünüz gibi. Şöyle ben bir aynı yere boşaltayım şöyle biraz gideyim. Aynı yere boşaltmayın arkadaşlar. Farm Simulator 2015'te gibi değil. Aynı yere boşalttığınız zaman traktör geçemiyor oradan. O yüzden ben böyle biraz daha ince ince boşaltmaya çalışıyorum. Şimdi neyse geri o konuya dönelim. Yani bir şeyler yanlış gittiğini fark ediyorum arkadaşlar. Bunun yani baktım yani bizim hiç şimdiye kadar adam gibi paramız olmamış. Dediğim gibi bir arada 300 bin falan varmış. Onları da birkaç tane makine almışız falan bitmiş. Şimdi ben de dedim ki yani bizim yani biraz para ihtiyacımız var gerçekten. Yani biz şu an adam gibi para da yapamıyoruz. Çünkü bakın şu an mesela bizde 2000 litre buğday var zaten sat gitsin yani hiç olmamış gibi bir şey yani hiç yok gibi bir şey. 73 bin litre buğdayımız var. Bu işte güzel güzel ama bunun da fiyatı fazla olmadığı için yani bundan bir 30 bin 35 bin falan gelir. Yani işte şu fiyatı satarsak belki 40 bin gelir şundan. 23 bin kanalımız var. İşte bundan iyi bir fiyat tutursak bayağı bir gelecek. Yani iyi bir fiyat gelecek yine. Bundan iyi bir fiyat gelecek ama az var işte. Aç şeyinden. Soya bayağı para getiriyor. En pahalı şey şu an. Ve bayağı da var bizde ondan. Yani 20 litre kadar var. Bundan biraz para alabiliriz. Bundan yine bundan zaten çok az var yani Mısır'dan. 12 bin litre var ve parası da fazla iyi değil yani. Şimdi ben şunların bizde olan şunları hepsini satsam arkadaşlar. Bizde olan şu bütün şeyleri satsam. Ben onu o domuzlarına o şeker pancarında güzel bir fiyat satsam. Ya maksimum alacağım fiyat. Ya maksimum alacağım para. Şu an onun bende zaten 2000 euro var. Maksimum alacağım para arkadaşlar dediğim gibi 250 bin belki de yani olur mu bilmiyorum. Yani 250 bin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bir kesmek zorunda kaldım. Şimdi yani dediğim gibi arkadaşlar maksimum alacağım fiyat 250 bin yani belki alırım belki ama bilmiyorum. Ama alabilirsem yani maksimum 250 bin falan gelir bize belki de. 250 bine biz adam akıllı bir traktör biraz zar zor alırız yani. O yüzden ben de şunu dedim ki bu bölüm arkadaşlar altın parçacıklarını toplayacağız yani bütün 100 tanesini toplayacağız bu bölümde ve o 1 milyon parayı alacağız. 1 milyon para yine az bir para aslında. 1 milyon parayı biz ya zaten bir çay değiştirmemiz lazım. Bir adam akıllı bir çay alacağız. Bizimkini satıp yani bizimkini direkt satacağım çünkü hem işletim maliyeti fazla. Hemen tutmama gerek yok yani. X'in falan salabilirsin falan diyebilirsiniz ama yani o zaten küçük. Yani bizim alacağımız bir çerdöverin yanında bir şey kalacak. Yani ben en büyük bir çerdöver almayacağım. İşte orta seviyede bir çerdöver alacağım. Ama yani o bizim eskisini direkt satacağım arkadaşlar. X'in falan salmayacağım. Yani hiç öyle bir şey yapmayacağım. Direkt satacağım çünkü onun hem eski hem küçük yani. Küçük olmasını bırakalım hadi. Eski olduğu için işletim maliyeti ve bakım maliyeti daha doğrusu bakım maliyeti çok fazla arkadaşlar. Yani aşırı fazla bakım maliyeti var. Buradan çok para kaybettiriyor bize. Bu şu dursun burada. Yaklaşmış buna. Bu da arkadaşlar bu arada pulukla sürüyor. Bu tarlayı sürmemiz lazımdı. Su sürüyorum pulukla ve de arkasına direkt çiçeği kultivatör salmıştım da. Kultivatör burada bir dursun beklesin böyle. Nerede o? Heh. Bu arkadaşlar Steyr şeyde de Steyr silaj makinesindeydi. Steyr'i değiştirdim. Steyr'i pulluğa koydum direkt. Yani pulukla sürüyordu zaten Steyr burada. Yeniden geri pulluğa çevirdim onu. Siraj makinesine arkadaşlar şu traktörü taktım ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar denedim oluyor. Şöyle bir ışığını açalım ha şöyle. Şimdi şöyle direkt yani bunu taktım arkadaşlar siraj makinesine ve şöyle bir şey gördüm denedim ve oluyordu. Siraj makinesini bunun önüne takıp remote'un arkasına taktığım zaman direkt işçe saldığım zaman işçi çalışabiliyor eskiden. Bir çay dövünün arkasında veya işte bunun arkasında remote taktığınızda işçi çalışamıyordu yani gelmiyordu işçi çünkü arkasında remote var diye ama artık arkasında remote varken de direkt işçiye saldığımızda direkt yani işçi işliyor yani
kiraladığımız işçi çalışmaya başlıyor, direkt devam ediyor çalışmasına. Arkasında römork varken de yani. Bildiğiniz siraj biçiyor sadece. Römork da arkasında ve römorkada da dolduruyor. Mesela şu an bakın. Şu an mesela H'ye basacağım. Bastım aynen. Ve indim traktörden. Bakın traktör otomatik gidecek şimdi. Biraz yavaş gidiyor çünkü şey. Traktörün gücü de yani bu 125, hem işte 100 beygirdi arkadaşlar. Bu 125 beygir biraz daha güçlü, hem daha rahat şey oluyor. Ve şu an arkasında remote olduğu için şu tarafta, alt tarafta biraz bayırda falan biraz zorlanıyor bazen de. Böyle düz yollarda yani 9 km falan gidiyor yani. Biraz daha hızlı gidebilir belki ama bilmiyorum. Yani bu kadar gidiyor. Yok ya, sanırım 9-10 km maksimum bunun. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bakın şu an ben şey mi değilim yani, indim. Bakın yine gidiyor kendisi. Ve ben de sadece remote dolduğu zaman zaten direkt duruyor arkadaşlar, otomatik kendisi. Ben zaten o zaman da bunu burada bırakıp kendim gidip boşaltıyorum direkt bu traktörle. Hiç en başka traktörde gerek kalmıyor. Şimdi ben çok konuştum, bunları gösterdim size. Bu bölüm onu yapmayacağız. Bu bölüm bizim şeye binip şey topluyoruz. Bende arkadaşlar galiba 4 tane vardı ya da 3 tane. Şimdi ilk yapacağımız şey 10 tane toplamak. 10 tane topladığımız arkadaşlar, yanlış bilmiyorsam map'te kalan 90 tanesinin, ups, oğlum bu jeepin böyle, pick-up'ın böyle arkası gelmiyordu böyle, niye böyle oldu? Ha, bu arkadaşlar oyuna yeni sürümler gelmiş. Eski yani benim hatırladığım sürüm 1.2.2 mi öyle bir şeydi. Şu an ben akşam baktım oyunda oynarken video dışında. Şeydi. Oğlum pick-up'ı şey sandım, bizim bayla makinesi sandım dedim. Bayla makinesi kendi gidiyor gidiyor dedim. Ne oluyor burada falan kalan, bizim o kırmızı bayla makinesine benziyor uzaktan. Şurada bir tane var, onu biliyorum. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Bu bir tane videoda görmüştüm bunu. Yani benim de izledim. Tabii benim de izledim. Farming Simulator 2010 çeken YouTuber'lar var. Yani Türk YouTuber'lar değil çünkü Türk YouTube'unda şu an çekenlerden, yani oyundan çok bilenlerden biriyim yani. Şu Ego falan gibi olmasın ama yani yine yani bunu söylemek şey yani. Oyunu böyle şey oynamadım yani. Hızlı yapmadım, hızlı oynamadım, yavaş şey yaptım. Bu benim yani sırf oyunu bildiğim için böyle şey yapıyorum. Yavaş oynuyorum oyunu. Çünkü dediğim gibi bunu başka videolarda söylemiştim ben. Oyunu kısa oynadığınız zaman da arkadaşlar şey şöyle zıplayıp eğilip şuraya çıkabiliyorsun arkadaşlar. Aldık aynen. Şurada bir tane vardı. 5 tane var bende. 6 tane oldu. 4 tane daha kaldı. Ama diğer 4 tanesini nerede hiç bilmiyorum. Şunu biliyordum. Dediğim gibi arkadaşlar Türk YouTube'undan yani hiçbir yani, Türk YouTube'dan bayağı insanlar izliyorum fakat farming çeken hiç kimseyi izlemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Farm çeken bir tane YouTuber izliyorum. Onu da yani bayağı izliyorum yani. Her videosunu izliyorum neredeyse. Bazen kaçırdığım videolar olabiliyor tabii ki de. Yani bu şeker pancarını arkadaşlar bir ara satacağız. Güzel bir fiyat tutturabilirsek direkt satacağız yani. Burada biraz gübremiz falan da var. Onları da belki bir ara şey yaparız. Şurada yok mu? Şurada vardır bence. Yani şuraya inelim biz. Dedim ki arkadaşlar yabancı YouTube'dan izlediğim farmı çeken insanlar var. İnsanlar var dedim, aslında bir kişi var. Ve onu da bayağı seviyorum adamı. Kanalını belki biliyorsunuzdur. Farming çok seviyorsanız belki biliyorsunuz kanalı. Kanalın ismi Daggerwin. Daggerwin arkadaşlar. Bu unutmazsam bu videonun altına onun kanalının linkini koyarım belki. Ona da bir bakarsınız da ona izlemeye başlayıp beni sakın bırakmayın yani, öyle bir şey yapmayın. Adam İngiliz sanırım. İngiltere'de yaşıyor diye biliyorum. Yani yanlış da bilebilirim, bilmiyorum da. İngiltere'de yaşıyor diye biliyorum. Şurada vardı garanti, şurada bir tane vardı garanti, %100. Yok, niye yok ya? Hayır, burada bir tane olması lazımdı. Ne güzel şey ya, bir yer böyle. Alfa, alfa. Yok abi yani. Olmuyor. Hadi lan, bir tane şurada olması lazımdı ya. Şunun arkasında, garanti şunun arkasında bir tane var. Yok mu? Abi. Niye yok ya? Ha, burada bir tane olması lazım en az yani. Ne güzel biyogaz istasyonu. En az bir tane olması lazım burada ama yok işte. Neyse, dedim ki arkadaşlar ben Kore'ye geri döneyim. Daggerwin'den o kanalın ismi ve adamın kendi şeyden nicki de zaten Daggerwin. Koyarım demin ki linkini aşağı. Ona da bakabilirsiniz. Şurada garanti, şurada bir tane var. Şurada %100 var. Ne oldu lan? Çıkamıyorum buradan. Yok mu lan? Oğlum burada bir tane olması lazım.
Şurada. Niye yok lan? O şurada bir tane olması lazımdı. Ya biyogaz istasyonunda en az bir tane olması lazım ya. Mantıklı yani bir tane olması. En az bir tane olması mantıklı. Şurada falan. İnternetten böyle şeylerin yerlerini gösteren map falan da bakmadım. Şurada yok. Abi biyogaz istasyonunda yok yani bilmiyorum. Belki ben bulamamışım da bence yok yani. Yok ya. Geri dönelim bakalım. Başka nerede olabilir ki anasını satayım? Şurada falan. Yok mu? Yok. He, başka nerede olabilir? Şöyle yolun etrafında. Ha şurada bir tane vardı onu da biliyorum. Görmüştüm de. Ya tam olarak nerede olduğunu biliyorum da. Şu şeyin yanında. Şu su yerim. Neresi bu? Su şey mi? Enerji istasyonu ne bu bilmiyorum. Ama şurada bir tane olduğunu biliyorum ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece burada olduğunu görmüştüm. Yani şurada yukarıda olabilir. Yok burada yok aynen. Ha yok burada var. Aynen bir tane var. Tamam bulduk. Tamam bir tane bulduk lan. Oha abi onu görmemiştim. Ben bir an şey yaptım. Gördüm. Bakalım. Bazen böyle arkadaşlar bazı yerlerde hiç yok. Bazı yerlerde 2-3 tane olabiliyor yani. Şöyle yukarıda ben bir çıkmak istiyorum. Hem şey için. Yok mu ya? Ya düştüm. Ha burada merdiven varmış. O kadar malız ki yani. Merdiveni bile görmüyorum yani. Aynen burada da var tamam. Bak demiştim yani bazı yerde arkadaşlar 2 tane oluyor 2-3 tane oluyor bazı yerde hiç olmuyor. Acaba yukarıda bir tane var mıdır bir tane daha. Bence denemeye değer. Yani bakmaya değer bence. O ne lan? Ya bir tane altın şey sandım onu bir an. Şuraya çıksak. Bisiklet varmış. Oo çıktık lan. Tamam buraya da çıkabiliyormuşum ben. Yok değil mi? Yok değil mi? Yok buralarda değil mi? Yok aynen. Şurada falan yok. Tamam burada iki tane varmış herhalde. Ben bir tane de biliyordum ama iki tane varmış. Pardon arkadaşlar video kesmek zorunda kaldım. Öksürdüm orada bayağı. Ya da yok ya sadece sesini kesebilirim bilmiyorum da. Öksürdüm orada. Yani o hastalık daha geçmedi. 1,5 haftadır falan bayağı şey yani. Geçti de bazen hala böyle öksürebiliyorum. Neyse şimdi gidelim bakalım. Ya şu şey bu bölüm belki sıkıcı geçebilir arkadaşlar bilmiyorum. Ya arkadaşlar bu arada bana aşağıda bir oyun önerseniz sevinirim yani böyle. Kim var ya lan? Telefon çalıyor. Evet arkadaşlar şu an geldim telefon çaldı. Telefon çaldı neyse. Şuraya bakalım var mı? Ha ne dedim aynen şey. Bana oyunun önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Böyle ama şey yani böyle çok şey olmasın oyunlar yani böyle. AAA oyunlar falan değil. Biraz daha şey oyunlar böyle. Küçük falan. Çünkü yani bak, abi nereye sokmuşlar yani? Şimdi bunu anla nasıl alacağım ben buradan? Ha tamam aldım. 9 tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha sadece bir tane daha lazım. Bak burada bir tane vardı. Garanti bir tane daha olacak. Ya burada ya da bu yakınlarda yok, yok burada. Ya bir tane daha olması lazım. Genelde bir tane olan yerde iki tane oluyor yani. Genelde hani bir tane bulduğunuzda o alanlarda bir tane daha vardır yani. Hiç bulamadıysa demek ki hiç yoktur. Burada yok başka yani göremedim en azından. Ama şu odunların yanında vardı. Şu odun şeyin yanında bir garanti bir tane vardır. Dedim ki arkadaşlar bana böyle oyunlar önerirseniz sevinirim. Yani şu an pek yani AAA oyunu alacak falan şeyim yok. Çünkü yani biliyorsunuz ben de öğrenciyim yani çalışmıyorum falan. Yani hiçbir türlü gelirim yok yani şu an. Ama sizin verdiğiniz oyunlardan işte bir iki tane oyun almaya çalışacağım. Burada mı yine? Yok tamam. O numara sadece bir defa geçiyor. Minecraft falan almayı düşünüyordum ama aslında baktığımda Minecraft'ı ne yapacağım? Yani Minecraft'ta çok şey geliyor yani. Minecraft izleyen kitle çok küçük yaşta ve ben yani o küçük yaşta kitlere pek yani uğraşabilir miyim bilmiyorum yani uğraşabilir miyim değil de yani şey baş edebilecek miyim yani bilmiyorum. Yok da aynen
Bu numara sadece bir defa geçiyormuş. O yüzden biraz korkuyorum yani Minecraft şey için. Belki başka oyunlar, ben bilmiyorum, CS falan çekiyordum. Yani böyle arada sırada bana çekiyorum ya bir iki şey falan. Yani CS biraz daha yoğunlaş falan yani. Biraz daha fazla CS çek falan. Yani istiyorsanız CS çekebilirim biraz da CS yani. CS biraz daha yoğunlaşabilirim yani, yoğunlaşabilirim dedim yani şey. Farming'i bırakacağım anlamına gelmiyor. Farming bizi bu seri, bu kanalın ana serisi yani. Nasıl desem, her kanalın böyle ana serisi olur ya, böyle ana yani seri bir şey, en çok fazla çektiği, en çok sevildiği bir şey mesela. Bu kanalda şeyi Farming olacak yani. Farming serisi daha doğrusu, Farming değil de Farming serisi. Yani bunu şey yapmakta hiç yani, hiç korkmayın o konuda. Farming hep gelecek. Şunun altında var. Garanti şunun altında vardır bir tane. Yani de oyunu bugladık. Şu an karanlık biraz, benim monitör karanlık görmüyorum. Karanlık monitör karanlık değil de şey, monitörün arkasından güneş ışığı parlıyor benim gözüme. Birazcık o yüzden zor görüyorum şu an ama gördüğüm kadarıyla yok burada, görmediysem de şey yani burada yok arkadaşlar, gördüğüm gibi benim. Demek ki yok yani. Şurada yok zaten, yok. Bu da olmuş da neyse, kalsın orada. Sadece işten çıkaralım onu da bizden para almasın arkadaşlar. Bu da bitiriyor aynen. Tamam, o zaman o bitiriyorsa bunu da işçiye salalım. Tamam, böyle birazcık işler de yapalım. Şimdi gidelim, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ups. Neyin fiyat artmış lan? He. Ya yapan fiyat artmış ve düşmüş sonra. Olsun. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Şurada var mıdır? Belki vardır. Hem burası tren istasyonu yanında yani, burada olabilir garanti yani, bir tane vardır. Ya bir şey çıktı, bir an var sandım ya, böyle çok mutlu oldum çünkü sadece bir tane lazım bize daha. Onuncusu lazım yani. Şurada var mıdır? Bilmiyorum. Aynen var. Tamam. Aynen hepsinin yeri çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi map'te. Şimdiye kadar 16 külçe buldunuz. Aferin kal... ne yazıyorduk? Tam okuyamadım da neyse. Siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Çıktığı yerler arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Ve bir tane şurada varmış direkt. Yani oraya nasıl çıkacağız bilmiyorum bu jiplen. Bu pick-up'la daha doğrusu. Abi yapma. Devrilme sakın. Şöyle kapatalım şu kurs bireyi de. Hiç kullanmıyorum ama yükledim. Nerede abi o? Abi nerede ki o? Yok şurada yani. Ha tamam, şuradaymış. Tamam arkadaşlar, bunu da topladık. Şimdi şuraya gidelim. Neresi orası? Şuraya aynen. Pardon. Şimdi şuraya gidelim. O ağaçların yanından kilise alalım. Böyle direkt yani alıp da, oha abi çok var ya. Hem bu video bayağı uzun sürecekmiş gibi gözüküyor bana. Bir tane nerede, suyun içinde mi varmış? Aynen suyun içinde değil, şurada varmış aynen. Bir önce şimdi böyle gidip yukarıdankilerini toplayalım arkadaşlar. Böyle yukarıdan aşağı doğru yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben arkadaşlar bunları toplayayım ama artık yani bunları toplarken konuşmayayım. Nerede zaten gözük? Ben bunları toplarken artık konuşmayayım arkadaşlar. Bu topladığım yani kalan topladığım şeyleri zamanı bütün şey videoyu hızlı çekme alayım arkadaşlar bence. Yani en iyisi öyle bence. Hızlı çekme alayım. Aynen arkadaşlar, bence en iyisi öyle olacak. Hızlı çekim alayım yanımdan arkadaşlar ve bu da yani artık 1 milyon şey 1 milyon alınca kadar 100 tane toplanınca kadar kalan bütün kısmını ben hızlı çekim alayım. Hem siz de şey yapmayın. Canınız sıkılmasın fazla yani, hızlı geçsin oralar.
Bulamıyorum bunu bu arada. Şimdi neyse. Evet arkadaşlar şu an pardon. Şu an arkadaşlar şuraya geldim ve şurada bir tane altın var, onu gördüm ben arabaya bindiğimde. Şurada görüyorsunuz bir tane altın parçacığı var, onu nasıl alacağım bilmiyorum. Ve ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Oyunun ayarlarını girip arkadaşlar game oyun içinden değil. Oyun dışından modları başka siteden indirdiğiniz modları yüklediğiniz yere orada bir tane Games XML diye bir şey var. Bir tane yazı dosyası var yani. O dosyayı açıp orada controls diye bir şey var. O normalde size false olacak. Onu true, oraya false yerine true yazdığınızda oyuna girdiğinizde numpad'de değil de diğer sayı tuşlarının yanında birinin önünde bir tane tuş var. O tuşa bastığınızda oyuna girdiğinizde şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Bir tane şöyle tuş çıkacak arkadaşlar size. Şöyle şey çıkacak. Onu bir defa bastığınızda arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Sonra bir defa daha bastığınızda böyle bir şey çıkacak. Sonra bunu bu çıktığında arkadaşlar tab'a basacaksınız ve şöyle bir saniye basalım. GS Toggle Flight and No HUD mod bastığınızda bu geldiğinde Enter'a basacaksınız arkadaşlar ve True oldu. Şimdi bunu yeniden o bir yanındaki tuşa basıp bunu kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Q ve C tuşuna bastığınızda gördüğünüz ki ben biraz havalandım. Artık arkadaşlar nasıl oluyor? Artık arkadaşlar ben nereden oluyor lan? Şöyle havalanabiliyorum arkadaşlar ve uçabiliyorum. Şimdi böyle olduğunda arkadaşlar bunları alabileceğiz artık. Yani ben başka bir yol bilmiyorum. Yani buradan parkur yapıp oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Yani bence mümkün değil, fazla bilmiyorum yani. O yüzden arkadaşlar bunu yapmaya karar verdim. Ben bunun böyle bir şey olduğunu zaten biliyordum. Ama nasıl açacağımı bilmiyordum sadece. Artık onu da öğrendim. Yani gidip öğrendim bunu nasıl açacağımı. Şimdi diğer neredeymiş? Diğer yerde mi lan? Diğer yerdeymiş. Şöyle gelelim alalım ve gidip cebimizi alalım. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar, yani bunu hile diye sayar mısınız bilmiyorum. Bence hile sayılmaz çünkü oyunun kendi şeyi bu. Yani şeyde Minecraft'ta kreatif mod açmışsınız gibi veya işte CS'de şey açmışsınız gibi falan yani. Oyunun böyle bir modu bu. Şey bu. Yani özelliği bu. Neyse arkadaşlar ben yine hızlandırmaya devam edeyim buraları. Ve diğeri nerede lan? Hızlandırmaya devam edeyim arkadaşlar. Çünkü daha çok daha 32 tane olmuş. Daha çok var toplamaya ve yani video başını uzatmayayım. Ben yine hızlandırmaya devam edeyim. Konuşmayayım artık. Hadi bakalım toplayalım ve 1 milyon alalım. Değil mi?
temizledin şöyle pick-up'umuzu. O kadar çok iş yaptı bize. Bir saniye farları kapat aynen. O kadar çok bize iş yaptı arkadaşlar. Çalıştı, o kadar bize yardım etti. Altın parçacıklarını toplarken. Bari bir temizleyelim ona bir ödül olarak. Şöyle. İşte artık 1 milyon paramız var arkadaşlar. Yani bayağı şey güzel. Güzel şu an yani. Neyse. Şöyle temizleyelim, güzelsin, güzelsin. Şöyle yıkayalım tekerleri falan. O kadar iş yaptı bize. Tamam. Temiz. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir de yakıt dolduralım. Bir de yakıt dolduralım arkadaşlar. Hediye olarak 37 litre düşmüş şey yakıt. Bir de hediye olarak ona bir yakıt dolduralım şuradan. Heh tamam. Süper. Süper abi. Tamam. Yakıta doldurduk arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani böyle arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümde diğer videoda görüşmek üzere. Yani aşağıdan beğenmeyi de unutmayın dedim. Kesinlikle aşağıdan beğenmeyi, videoyu unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın. Yani ileriki videolarda artık baya biz gelişeceğiz yani. İnekleri falan, silaj falan yapacağız. Zaten yapıyoruz şu anda. İşte çim biçme aletleri falan alacağız. Zaten diğer videoda, yani bundan sonraki bölümde direkt, yani video başladığımız zaman direkt ilk yapacağımız şey yeni biçerler almak ve bunu biçerler satmak olacak. Neyse. Benim arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümde diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.